Setting kısmından yapabileceğiniz bir başka şey de başkalarına, başkalarına dediğim adminlere ya da Salesforce'un yardımcı timine, destek hattına sizin sisteme giriş hakkı verebiliyorsunuz. Yani siz onlara giriş hakkı veriyorsunuz, onlar sizin sisteme girip, bu sisteme girip sizin adınıza değişiklikler yapabiliyorlar. Diyelim ki, sisteminde bir problemle, bir hatayla karşılaştınız ve bu problemi çözemiyorsunuz. Sizin üzerinizde etminler var. Siz o etminlere giriş hakkı veriyorsunuz. Onlar sizin adınıza sisteme girip problemi çözmeye çalışıyorlar. Ama sonuç olarak bu giriş hakkını siz veriyorsunuz. Ya da kime verebiliyorsunuz? Salesforce destek hattına Salesforce'un kendi destek hattına izin verebiliyorsunuz. Burayı açmak istiyorum. Siz bir şirketin elemanısınız. Salesforce'un elemanı değilsiniz. Sizin şirket Salesforce'un Salesforce'un imkanlarını kullanıyor. Salesforce'u satın almış kullanıyor. O yüzden her şeyi kendiniz yapmanız gerekiyor şirket olarak. Tabii ki şirket Salesforce'u yönetmiyor. Salesforce'da yapılan bütün değişiklikleri Salesforce'un bu programını, bu platformu artırma, geliştirme adına yapılan değişiklikleri Salesforce kendi yapıyor. Ve siz bunu kullanıyorsunuz. Kullanırken e, kullanım olarak kendiniz kullanıyorsunuz. Yani yeni objeler ekliyorsunuz. E, sizin şirketinize uygun hale getiriyorsunuz. Ama asıl Salesforce'u geliştirenler Salesforce'un kendileri. Eğer bir problem varsa bunu admin çözebiliyorsa admin çözer. Admin çözemiyorsa Salesforce'tan yardım isteyebilirsiniz. Bu nasıl yapacağız? Yine profil resmimizin üzerine tıklıyoruz. Setting'e gidiyoruz. Sol tarafta Grand Account Login Access var. Yani siz başkalarına giriş izni verebiliyorsunuz. Başkalarına giriş izni verebiliyorsunuz. Kime verebiliyorsunuz? Kullan kullanıcı adınız burada. Kime izin verebiliyorsunuz? Bir, sizin şirketin adminlerine buradan izin veriyorsunuz. Peki sürekli mi izin veriyorsunuz yoksa kısa süreliğine mi? Hemen bakıyoruz. Access duration var. Yani izin zamanı ne kadar olsun diyor. Buradan bir gün yani 8. ayın 8'ine kadar. 3 gün yani ayın 10'una kadar. Bir hafta ayın 14'üne kadar. Bir ay bir sonraki ayın 7. gününe kadar. Bir yıl bir yıllığına bile izin verebiliyorsunuz. Yani bir yıl boyunca sizin etmeniz sizin adınıza sisteme giriş yap, giriş yaparak sizin adınıza değişiklikler yapabilecek ya da sizin çözemediğiniz problemleri çözmeye çalışacak. Peki başka kime izin verebiliyoruz? Salesforce.com support yani Salesforce'un support hattına support timine izin verebiliyorsunuz. Aynı şekilde bir gün, üç gün, bir hafta, bir ay ya da bir yılına izin verebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar verdikten sonra diyelim ki izin vermek istiyorsunuz. Bir gün diyorsunuz. Save diyorsunuz. Ve şu anda gördüğünüz gibi one day left diyor. Yani aynı ne kadar akses verilmiş. Yetki verilmiş. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Ama bir gün sonra otomatik buradan kendisi zaten kaybolacak. Bu şekilde siz sizin etminleri ya da salesforce.com support timine yetki verebiliyorsunuz ve sizin adınıza sisteme giriş yapıyorlar.